Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ÖSS sınavında test 2 bölümünü oluşturan edebiyat konuları içerisinde işlenen Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı. Evet, sizlerle birlikte Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını işleyeceğiz. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı arkadaşlar kendi içerisinde önce iki aşamada incelenir. Nedir bu? Birincisi 1923 ve 1940 yılları arası Türk edebiyatı, diğeri ise 1940 sonrası Türk edebiyatı olarak şekillenir. Bunun bu şekilde ayrılmasının sebebi 1923 ve 1940 tarihlerinin döneminde önemli siyasal, ekonomik bir takım olaylara perde arkası olmuş olması. Daha önemlisi o yıllarda bir takım Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yapılan değişiklikler. İsterseniz şimdi 1923 ve 1940 yılları arası Türk edebiyatının genel özelliklerine birlikte bir değinelim. Evet. 1923 ve 1940 yılları arasındaki edebiyatın genel özellikleri neler? Bildiğiniz gibi 1923 yılı Cumhuriyet'in ilan edilişinin yılıdır. Ve 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte gerek siyasi anlamda gerek de kültürel anlamda bir sürü değişiklik olmuştur. Özellikle Atatürk ilke ve inkılaplarının ya da devrimlerinin yaptığı, getirdiği yenilikler sayesinde 1923 edebiyatında özellikle edebiyat alanında yapılan değişiklikler bu senelere damgasını vurmuştur. Nedir bu değişiklikler? Örneğin alfabenin kabul edilmesi, Türk Dil Kurumu'nun ortaya çıkması ve yeni açılan halk evleri ve okullar bu 1923 ve 1940 edebiyatına damgasını vuran nedenlerin başında gelir. Şimdi bu dönemin belli başlı bazı özellikleri vardır arkadaşlar. Nedir bu 1923 ve 40 edebiyatının özellikleri? Milli edebiyat akımıyla başlayan Anadolu'ya ve Anadolu halkının sorunlarına yönelme düşüncesi Cumhuriyet döneminde bu yıllar arasında daha çok ilgi kazanmıştır. Yani Anadolu'ya yöneliş çoğalmıştır. Bir diğer özellik ise eserler Kurtuluş Savaşı'nın o dönemin önemli olaylarından biri olan Kurtuluş Savaşı'nın etkisi altında kalmıştır ve Kurtuluş Savaşı'nın etkileri bu eserlere yansıtılmıştır. Özellikle de roman türündeki edebi eserlere. Sanatçıların dili genellikle sadedir. Sade, yalın ve duru bir Türkçeyi seçmiştir Cumhuriyet dönemi 1923 ve 1940 yılları arasındaki sanatçılar. Eserlerde Anadolu insanının konuşmasına yer vermişlerdir. Yani yöresel ağızları kullanmışlardır. Yine Cumhuriyet dönemi 1923 ve 1940 yılları arasındaki edebiyatın bir diğer özelliği ise halk şiirinden yararlanmışlardır. Yani bir nevi memleket edebiyatının devamı niteliğinde sayabiliriz biz 1923 ve 1940 dönemi edebiyatını. Bunun dışında hece ölçüsünü kullanmışlardır sanatçılarımız ve bazı sanatçılar serbest nazım biçimleriyle yazmayı da tercih etmişlerdir bu dönemde. Yine bir diğer özellik bu dönem için önceki dönemlere ait sanatçılardan birkaçı Cumhuriyet döneminde de eserler vermeye devam etmişlerdir. Bunların başında Abdülhak Hamit, Ahmet Haşim ve Hüseyin Rahmi Günpınar da gelmektedir. Yine Ahmet Rasim'i de bağımsız olarak önceki dönemlerde bağımsız şair olarak anılan Ahmet Rasim'i de bu dönem içerisinde sayabiliriz. Bu dönemde edebiyatın bütün türlerinde eserler verilmiştir. Yani oyun, tiyatro, yine roman, hikaye ve şiir alanında eserleri görmekteyiz. 1923 ve 1940 yılları arasında. 1923 ve 1940 yılları arası arkadaşlar Türk edebiyatında ortaya çıkan bir takım edebi topluluklar ve bu edebi toplulukların eğilimleri vardı. Nedir 1923 ve 40 arasında çıkan edebi toplulukların adları? Birincisi arkadaşlar memleket edebiyatı olarak anılan topluluk. İkincisi ise mistik ruhçu edebiyat akımı. Üçüncüsü yedi meşaleciler. Bir diğeri ise serbest şiir anlayışıyla ortaya çıkar Nazım Hikmet'tir. Dilerseniz bunların özelliklerine birazcık değinelim. Bu dönemde ortaya çıkan edebi toplulukların eğilimlerinden önce memleket edebiyatı da işleyelim. Memleket edebiyatı isminden de anlaşılacağı gibi Anadolu'yu ve Anadolu insanını anlatmaya yönelik bir edebiyattır. Tabi bu anlayışın temelleri Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul tarafından atılmıştır. Şiirde hece ölçüsünü benimseyen bu topluluk içerisinde yer alan sanatçılar halk şiirini, nazım biçimlerini kullanan sanatçılardır. Yalın ve sade bir dil anlayışıyla eserlerini üretmişlerdir. Mahalli söyleyişlere edebiyata sokmuşlar ve memleket edebiyatına çok
duru ve güzel bir şekilde yansıtmışlardır. Yalnız memleket edebiyatını yani Anadolu ve Anadolu insanı yansıtmada Faruk Nafız, Halit Fahri, Necmettin Halil, Halide Nusret gibi sanatçılar, yine Kemalettin Kamu gibi sanatçılar iyimser bir psikoloji işlemelerine rağmen eserlerde teknik anlamda çok başarılı olmuşlardır diyemeyiz. Daha sonraki dönemlerde memleket edebiyatını Yakup Kadri, Halide Edip Adıvar ve Reşat Nuri gibi yazarlar çok daha bilinçli ve tutarlı bir bakış açısıyla Anadolu insanını ve Anadolu edebiyatını işleyeceklerdir eserlerinde. Cumhuriyet dönemi romanlarında Ulusal Kurtuluş Savaşı başlı başına bir konu olmuştur. Memleket edebiyatı isminden de anlaşılacağı gibi bu savaşın yıkımlarını, değerlerini, insanlar üzerindeki etkilerini, getirilerini ve götürülerini işlemiştir. Bu sanatçılar, memleket edebiyatı dahilinde yer alan sanatçılar. Toplumumuzun yazgısını değiştiren, tarihimizde yeni bir dönemi başlamasına sayfa açan bu olay, türlü yönleriyle daha önce de söylediğim gibi romanlarda ve öykülerde genellikle işlenmiştir. Savaş öncesi, savaş sonrası, savaş yıllarının konu alındığı eserler genellikle o dönemde yaşayan insanların bakış açısıyla ilgilidir. Kurtuluş Savaşı'nı konu edinen eserlerin yani romanların başında şunlar gelir arkadaşlar. Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar'a ait olan bir romanımızdır. Bir diğeri yine Vurun Kahpeye, bu da Halide Edip Adıvar adlı sanatçımıza, Cumhuriyet dönemi sanatçımıza ait bir romandır. Bunun dışında Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na, Yorgun Savaşçı Kemal Tahir'e, Küçük Ağa Tarık Buğra'ya ve Toz Duman İçinde Talip Apaydın'a ait romanlar içerisinde yer alır. Kurtuluş Savaşı'nı, Kurtuluş Savaşı yıllarını işleyen romanlardır bunlar. Evet, Kurtuluş Savaşı'nı işleyen bu memleket edebiyatının dışında yine 1923 ve 1940 yılları arasında meydana gelen 1943 yıl arasında ortaya çıkan edebiyat topluluklarından bir diğeri ise mistik ve ruhçu edebiyat anlayışıdır. Hemen hemen bu toplulukların başlıklarından da anlayabileceğimiz özellikleri vardır tabii ki. Mistik ve ruhçu edebiyat anlayışı Necip Fazıl, Kısa Kürek, Peyami Safa ve Asaf Halet Çelebi gibi sanatçıların temsil ettiği bir edebiyattır. Mistik ruhçu edebiyat anlayışı manevi değerlerle ve ruhsal üstünlüklerle ilkesini oluşturmuş bir edebiyattır. Bu doğrultuda eserler vermişlerdir mistik ruhçu edebiyat anlayışına sahip olan sanatçılarımız. Maddeci ve materyalist bakış açısına, dünya görüşüne tepki olarak ortaya çıkmışlardır ve buna tamamıyla karşıdırlar. Burada önemli olan ruhsal ve mistik bir şekilde edebiyata yaklaşabilmektir. Yani rüya, hayal ve hatıralara yönelmişlerdir genellikle bu sanatçılar. Bu rüya, hatıra ve hayallere yönelen sanatçılar içerisinde Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Şinasi Hisar bulunmaktadır. Yine 1923 ve 40 yılları arasında ortaya çıkan edebi topluluktan bir diğeri ise Yedi Meşalecilerdir. Yedi Meşaleciler o dönem için önemli bir topluluktur. Yedi kişinin birlikte oluşturduğu bir topluluk olduğu için özellikle Yedi Meşaleci ismini almışlardır. 1928'de Yedi Meşale adlı bir kitapta toplanan genç şair, genç sanatçılar tarafından milli edebiyatta dönemindeki beş hececilere tepki olarak ortaya çıkmıştır Yedi Meşaleciler. Yedi Meşalecilerin bir takım sanat ilkeleri vardır. Beş hececilere tepki olarak çıktıkları için örneğin beş hececiler sanat toplum içindir anlayışını savunurlarken Yedi Meşaleciler sanat sanat içindir anlayışı çerçevesinde eserlerini vermişlerdir. Edebiyatta daima yenilik ve içtenlik, canlılık olması gerektiğini savunmuştur Yedi Meşaleci sanatçıları. Sanatçılar geleneksel temalar yerine yeni temalar bulup işlemek taraftarıdırlar. Batılı ilkelerle sanat yapılmalıdır çerçevesi içerisinde devam etmişlerdir sanat anlayışlarına. Yedi Meşaleciler olarak isim yapan ve toplulukta bulunan sanatçılarımız ise tahtada da isimlerini yazmış olduğum gibi Kenan Hulusi Koray, Cevdet Kudret Solak, Muammer Lütfi Bahşi, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır, Vasfi Mahir Kocatürk ve Ziya Osman Sabadır. Sabadır arkadaşlar. Evet, Yedi Meşaleciler bir bakıma Fecri Aticilere benzemektedir. Sebebi de şu, biliyorsunuz ki Fecri Ati topluluğu
daha öncesinde Servet-i Fünun topluluğuna tepki olarak ortaya çıkmış, fakat Servet-i Fünun topluluğunun bir devamı olmaktan öteye gidememiştir. Yedimeşayiciler topluluğu da Beşeciler topluluğuna tepki olarak ortaya çıksalar da yine çok uzun soluklu bir edebiyat anlayışını ortaya koyamamışlardır. Bu bakımdan Fecri Aticilerle ortak özellikleri bulunmaktadır. Türk şiirine yenilik getiremeyen, hece ötüsünden yola çıkan ve Fransız sembolistlerini örnek alarak yazan şairlerimiz, daha doğrusu sanatçılarımız, Yedimeşalecilerinin çoğu sonradan edebiyatın değişik alanlarında topluluk dağıldıktan sonra edebiyatın değişik alanlarında da eserler vermeye devam etmişlerdir. Evet, yine 1923 ve 40 dönemi edebiyatında ortaya çıkan bir anlayış ise serbest şiir anlayışıdır. Serbest şiir anlayışının en önemli temsilcisi büyük usta şair Nazım Hikmet'tir. Şimdi 1930'lu yıllarda ortaya çıkan serbest şiir anlayışı Nazım Hikmet'le şekillenmiştir ve boyut bulmuştur. Biliyorsunuz ki bu sanatçı Rusya'daki öğrenim yıllarında fütürizm akımında bağlı olan Mayakovski'nin, pardon çok üzgünüm, eserlerinden etkilenmiştir özellikle. Fütürizm akımının da etkisiyle Rusya'da bulunduğu yıllarda. Rusya dönüşü öz ve biçim anlamında bir takım yenilikler getirmiştir. Tema anlamında yenilikler işlemiştir. Sosyalist dünya görüşüne sahip olan Nazım Hikmet, serbest şiir anlayışının önemli temsilcileri içerisinde yer alır. Evet, 1923 ve 1940 yılları arası bulunan edebiyat topluluklarının genel özellikleri bunlar. Bir de 1940 sonrası oluşan bir Türk edebiyatımız var arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi içinde işlenen tabii 1940 sonrası Türk edebiyatının da bir takım özellikleri. 1938'de Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye'de ve dünyada en önemli olay İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiydi, biliyorsunuz ki şöyle tarihi hatırlayacak olursak. İkinci Dünya Savaşı'nın tüm dünya ülkelerini getirisin olduğu gibi özellikle de Türkiye Cumhuriyeti üstünde de hem siyasi anlamda hem de ekonomik anlamda, sosyo-kültürel anlamda bir takım etkileri olmuştu. Özellikle toplum bunalımlı bir savaş ortamından çıkmış, savaşa katılmamasına rağmen bu söylentilerle yıpranmıştı. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın etkilerini henüz toplum yeni yeni atlatabiliyordu. 1940 dönemi, Cumhuriyet dönemi edebiyatında. Bu döneme damgasını vuran en önemli olay ise 1950'de tek partili hayattan çok partili hayata siyasal hayata geçiş dönemiydi. Çok partili hayatla birlikte edebiyat alanında çok seslilik ortaya çıktı ve insanlar, farklı düşüncelere sahip olan kişiler, bunları özellikle de edebi eserlerinde yansıtmaya başlamışlardı. 1940 sonrası Türk edebiyatında oluşan bir takım edebi topluluklar var arkadaşlar. Bunlardan ilki Birinci Yeni Hareketi, yani garipçiler olarak da anılan edebi topluluk. Bir diğeri ise İkinci Yeni Hareketi. Daha sonrasında Hisarcılar ve toplumsal gerçekçiler diye biz bu grubu ayırabiliyoruz. Dilerseniz şimdi 1940 sonrası Türk edebiyatından Birinci Yeni Hareketi, yani garipçilerle genel özellikleriyle bir başlayalım. Garip Edebiyatı arkadaşlar 1941 yılında yayımlanan Garip adlı bir kitapta ortaya çıkan ilkelerden meydana gelmektedir. Geleneksel şiir anlayışına tepki olarak üç şairin, yani başta Orhan Veli olmak üzere Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu'nun bir araya gelerek bu edebi akımın ilkelerini oluşturduğu bir topluluktur Garip Edebiyatı. Bu edebiyat özellikle Cumhuriyet dönemi açısından, bu edebiyat topluluğu Cumhuriyet dönemi açısından çok önemlidir. Çünkü şiire bir takım yenilikler getirmiştir. O döneme kadar bulunmayan yeniliklerdir bunlar. Şiir anlayışlarında şiiri ölçü ve uyaktan uzaklaştırmaya çalışmışlardır ve bunu da başarmışlardır. Şiirde ölçü ve uyan kullanılmasına karşıdırlar. Asıl olan söyleyiştir diyerek dildeki her sözcük şiire girmeli ve şairane sözlerde kullanılmamalı şiir için. Bir diğer anlayışları, şiir dili halkın konuştuğu dil olmalıdır ve şiirde edebi sanatlara kesinlikle yer verilmemelidir. Şiirde esprili, nükteli, şaşırtmaya dayalı, yani anlam akıl oyunlarına dayalı bir takım anlayışı benimsemişlerdir.
Bunun dışında günlük yaşamdaki her şey şiirin konusu olabilir. Özellikle de sokak edebiyatı diyebileceğimiz Orhan Veli'nin de getirdiği bu ilkeye bağlı olarak olabilir ve en sıradan insanlar ve en sıradan olaylar şiirin içerisinde konu olarak işlenebilir denmiştir garip akımcıları tarafından, garip edebiyatı topluluğu tarafından. Bu edebiyat sürrealizm akımının etkisinde gelişen bir edebiyat olmuştur garipçiler adına. O dönemdeki ilkeleri birçok insana, özellikle de o dönem sanatçılarına garip geldiği için birinci yeni hareketinin diğer ismi de garip edebiyatı, o topluluğa ait kişilere de garipçiler denmiştir. 1950'lere doğru arkadaşlar garipçiler yavaş yavaş dağılmaya başlamışlar ve kendi alanlarında eserler vermeye devam etmişlerdir. Tabii onlar dağılırken 1940 sonrasında bir diğer topluluk olan ikinci yeni hareketi garip akımına tepki olarak ortaya çıkmaya başlamıştır bile. İkinci yeni hareketinin belirli temsilcileri ise Cemal Süreya, Edip Cansever, Sezai Karakoç, Ece Ayhan, Turgut Uyar, İlhan Berk, Ülkü Tamer'dir. Evet, nedir ikinci yeni hareketinin genel özellikleri? İmgeye dayalı kapalı bir şiir anlayışı geliştirmiştir arkadaşlar ikinci yeni edebiyat topluluğu. Edebi sanatlara garip akımının tersine özgürlük tanıma taraftarıdırlar. Yeterince bir sürü edebi sanat kullanılmıştır yine bu şiirde. Basitlik, alaladelik ve sadelikten kaçma taraftarıdırlar. Bu yüzden konuşma diline sırt çevirmişlerdir. Ve halk kültüründen uzaklaşmak, folklardan kopmak gibi bir niyetleri vardı yine ikinci dönem sanatçıların, ikinci yeni hareketi sanatçılarının. Nükte şaşırtma ve tekerlemelerden kaçmak. Tabii bakın dikkat ediyorsanız bunların bütün hepsi, bu kuralların bütün hepsi garip akımına tepki olarak ortaya çıkmış ve sonuçta da garip akımının tersi maddeleri içermekte. Şiir akıldan ve anlamdan uzaklaşmalı ikinci yeni hareketi sanatçılarına göre ve yine şiirde duyguya ve çağrışımlara yaslanmak en önemli unsur ikinci yeni hareket topluluğu sanatçılarında. Konuyu hikayeyi, olayı anlatmak ve aydınlara seslenmek burada önemli bir unsur. İkinci yeni hareketinin garip akımıyla yani birinci yeni hareketiyle şiir anlayışında uyuşabileceği belki de en önemli nokta ölçü ve uyağı şiirde kullanmamak. Onlar da bu kuralı devam ettirmişlerdir. Evet, ikinci yeni hareketinden sonra 1940 sonrası Türk edebiyatında oluşan bir diğer edebi topluluk Hisarcılar. Nedir Hisarcıların anlayışı? Hisarcıların anlayışı arkadaşlar 1950 sonrasında Mehmet Çınarlı başta olmak üzere çıkardığı Hisar dergisinde bir araya gelen sanatçılar tarafından oluşturulan bir anlayıştır Hisarcılar ya da bir edebi topluluktur diyebiliriz Cumhuriyet dönemi 1940 sonrası edebiyatı için. Bu sanatçılar garip akımına, garipçilere tepki olarak ortaya çıkmışlar. Milli ve manevi değerlere dayalı bir şiir anlayışı ortaya koymuşlardır. Bu yüzden şiirde ölçü ve uyak gibi öğeleri benimseyen, aşk ve doğa sevgisi, yurt sevgisi temalarını işleyen bir topluluğun önde gelen sanatçıları olmuşlardır. Peki bu Hisarcılar kimlerdir? Mehmet Çınarlı'nın dışında Yavuz Bülent Bakiler, İlhan Geçer, bu sanatçıların önde gelenlerinden birkaçıdır. Evet, yalnız bir şey var tabii ki Hisarcılarla ilgili olarak garip akımına tepki olarak ortaya çıkmışlardır dedik. Doğal olarak şu çok önemli Hisarcılarda milliyetçilik unsurunun ön planda olması, şiirlerini hece ölçüsünü kullanması, ölçü ve uyakla yazmış olmaları. 1940'tan sonraki dönemde Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necati Gil, Zeki Ömer gibi şairler sözü edilen edebiyat topluluklarına katılmamışlardır ve bağımsız sanatçılar olarak anılmaktadırlar. Atilla İlhan da bu sanatçılar içerisinde yer alabilir çünkü kendine özgü bir şiir anlayışı geliştirmiştir. Atilla İlhan 1940 sonrası Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında. Evet, yine
bir diğer 1940 sonrası Cumhuriyet dönemi toplulukları içerisinde yer alan toplumsal gerçekçilerdir. Toplumsal gerçekçilerin özellikleri nelerdir? Toplumsal gerçekçiler arkadaşlar isminden de anlaşılacağı gibi dönemin olaylarına gerçekçi yaklaşan sanatçılar tarafından meydana getirilen bir topluluktur. 1940 sonrasında bazı öykü ve romanlar özellikle de bu dönemde yetişmiş, bu dönemi içine kapsayan sanatçılar tarafından ele alınmıştır. Ele aldıkları sorunları tamamıyla gerçekçi bir bakış açısıyla okuyucuya sunmayı amaçlayan bu sanatçıların önde gelen isimleri bugün hala daha anılmakta olan Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir ve hemen şöyle sizin görmeniz için çekiyorum. Necati Cumalı, Haldun Taner'dir arkadaşlar. Toplumsal gerçekçi yazarlar konuşma diliyle yazmışlar. Çoğu zaman eserlerinde çoğu zaman eserlerinde kişileri bölgesel yörelere göre, bölgesel özelliklerine göre konuşturmuşlardır. Güçlü betimlemelere sahiptir arkadaşlar bu yazarlar. Özellikle Yaşar Kemal'den de eğer romanlarını okuduysanız anlayacağınız gibi betimlemeler oldukça ön plandadır ve çok güçlü betimlemelerdir bunlar. Bu şekilde ortaya çıkan topluluklar içerisinde yer alır. Evet, genel olarak arkadaşlar Cumhuriyet dönemi edebiyatının özellikleri bu şekilde. Dilerseniz şimdi Cumhuriyet dönemi edebiyatının genel özelliklerine bu şekilde değindikten sonra ve onu ikiye ayırdıktan sonra 1923 ve 40 dönemi Cumhuriyet dönemi edebiyatı ve 1940 sonrası Cumhuriyet dönemi edebiyatı diye bu dönemde eser vermiş sanatçılara birkaç tanesine şöyle bir değinelim. Bunlardan ilki Peyami Safa. Peyami Safa arkadaşlar Cumhuriyet dönemi edebiyatının güçlü romancılarından bir tanesidir. Burada Servet-i Fünun dönemi şairlerinden İsmail Safa'nın oğludur diyebiliriz özel hayatıyla ilgili olarak Peyami Safa'nın. Hayatı yoksulluklar içerisinde geçen Peyami Safa doğru dürüst okula gidememiş, kendi kendini yetiştirmiş, hayatını kalemiyle kazanmış bir sanatçıdır. Fıkra, makale, öykü ve roman türünde birçok eser veren sanatçı daha çok romanlarıyla tanınmıştır. Başta da söyleyebildiğim gibi. Romanlarında olaylara değil, psikolojik tahlillere önem vermiştir Peyami Safa. Bu açıdan psikolojik tahliller açısından önemli bir kişidir eserleriyle. Gelişmiş roman tekniğiyle canlı bir anlatıma sahip olan Peyami Safa, edebiyat, felsefe, tıp, tarih, hukuk, resim, musiki, sosyoloji ve psikoloji alanlarında çok geniş bir kültüre sahiptir. Doğu ile Batı uygarlığının sentezlemeye çalışmış, eserlerinde kültür çatışmalarına da konu edinmiştir. Sanat anlayışında endişesiyle, sanat anlayışı endişesiyle yazdığı eserlerin başında en önemlisi 9. Hariciye Koğuşu olarak yer alır. 9. Hariciye Koğuşu'nda da psikolojik tahlillere özellikle durmuştur. 9. Hariciye Koğuşu'nun dışında Sözde Kızlar, Şimşek, Canan, Fatih Harbiye önemli romanları içerisinde yer alır Peyami Safa'nın. Peyami Safa dışında bir diğer Cumhuriyet dönemi sanatçımız ise Halikarnas Balıkçısı'dır. Tabii ki bu onun gerçek adı değildir. Gerçek adı Cevat Şakir Kabaağaçlı olan Halikarnas Balıkçısı olarak anılan sanatçımız kendi özel hayatından dolayı sürülmüş Bodrum'a sürülmüş bir sanatçı olarak ismi geçmektedir kaynaklarda. Ve hikaye ve romancılığa deniz çığırını açan ilk sanatçıdır. Buradan da anlaşılacağı gibi deniz çığırı kelimesinden de anlaşılacağı gibi denizci gibi yaşayan bu kişi deniz insanının olaylara bakış açısını deniz edebiyatına bir nevi ortaya çıkartmıştır eserlerinde. Bu anlamda da önemli bir sanatçıdır Halis Karnas Balıkçısı. Sosyal konuları romanlarında değinmiştir romanlarında. Özellikle de deniz insanının ekonomik yapısına, ekonomik sıkıntılarına yer vermiştir. Ege kıyılarını betimlemelerinde görürüz daha çok Halikarnas Balıkçısını. Coşkun şiir diline güvenerek üslupta oldukça yalın bir üslupla eserlerini ortaya çıkartmıştır. Eserleri içerisinde Ege kıyılarından Merhaba Akdeniz, Ege'nin dibi, Yaşasın Deniz,
öykü türünde verdiği önemli eserler içerisinde yer alır. Evet, yine bir diğer sanatçımız Cumhuriyet dönemi edebiyatında yer alan Ahmet Kutsi Tecer'dir. Ahmet Kutsi Tecer araştırmacılığıyla ön planda olan Cumhuriyet dönemi sanatçıları içerisinde yer alır. Şiirlerinden Rin dışında incelemeleriyle ve tiyatrolarıyla önemli ünlü sanatçılar içerisindedir Ahmet Kutsi Tecer. Faruk Nafiz Çamlıbel'in açtığı memleket şiirini, memleket şiir çağını devam ettirmiştir ve bu alanda çalışmaları vardır halka doğru yöneliş anlamında. Anadolu'yu gezmiş sanatçılar içerisinde yer alır Ahmet Kutsi Tecer. Ses ve söyleyiş güzelliği onun için önemlidir. Şiirlerini yazarken folklordan ve halk kültüründen oldukça fazla yararlanmıştır. Eski efsanelerden ve günlük yaşantılardan da aynı şekilde geniş ölçüde yararlanmıştır. Ahmet Kutsi Tecer'in Türk edebiyatına kazandırdığı en önemli sanatçılardan birisi hiç şüphesiz Aşık Veysel'dir. Aşık Veysel'i keşfedip Türk edebiyatına kazandırmıştır. Şiirlerinin dışında eserleri içerisinde Koç Yiğit Köroğlu bir oyundur, tiyatro oyunu ve Köşebaşı yine tiyatro oyunu yer almaktadır. Evet, Cumhuriyet döneminin genel özellikleri ve Cumhuriyet dönemi ile ilgili sanatçılar bunlardır. Dilerseniz şimdi Cumhuriyet dönemi ile ilgili olarak ÖSS sınavında çıkabilecek soru örneklerini birlikte inceleyelim. Birinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminin özelliklerinden biri değildir? A. Dilde sadeleşme benimsenerek yazı dili ile konuşma dili arasında bir denge sağlanmıştır. B. Birkaç şairin dışında şiirde hece ölçüsü kullanılmıştır. C. Edebiyatın birçok türünde eserler ortaya konmuştur. D. Milli edebiyatla başlayan Anadolu'ya yönelme yerini şehir hayatına bırakmıştır. E. Türk Dil Kurumu bu dönemde kurulmuştur. Arkadaşlar birinci sorumuzun çözümü D şıkkında bulunan milli edebiyat dönemiyle başlayan Anadolu'ya yöneliş Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Bu yüzden arkadaşlar doğru seçeneğimiz D şıkkı olarak bilinmektedir. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler topluluğu içinde yer alan biri değildir? A. Ziya Osman Sabah B. Yaşar Nabi Nayır C. Yusuf Ziya Ortaç D. Kenan Hulusi E. Cevdet Kudret. Arkadaşlar ikinci sorumuzun çözümü C şıkkında Yusuf Ziya Ortaç Milli Edebiyat Dönemi Beşeciciler Topluluğuna ait bir sanatçıdır. Beşeciciler Topluluğunun bir üyesidir. Bu yüzden arkadaşlar ikinci sorumuzun doğru yanıtı, doğru cevabı C şıkkıdır. Üçüncü sorumuz. Yukarıda özellikleri verilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir? Birinci özelliğimiz Cumhuriyet devri Türk şiirinde oluşan ilk edebi topluluk. İkincisi, Türk edebiyatında kalıcı bir iz bırakmamıştır. Üçüncü özelliğimiz, milli edebiyatçılara tepki olarak ortaya çıkarlar. Dördüncü özelliğimiz, batılı ilkelerle sanat yapma anlayışına sahiptirler. Ve son özelliğimiz, sanatçıları geleneksel temalar yerine yeni temalar bulup işleme yanlısıdırlar. A. Beşeciciler B. Yedi Meşaleciler C. Garipçiler D. Hisarcılar E. İkinci Yeniler. Arkadaşlar üçüncü sorumuzun çözümü milli edebiyatçılara tepki olarak ortaya çıkan ve Cumhuriyet devri ilk edebi topluluğu Yedi Meşalecilerdir. Bu yüzden doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Dördüncü sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır şeklinde. Seçenekleri okuyorum. A. Cumhuriyet dönemi yıllarında ortaya çıkan serbest şiir anlayışının en büyük temsilcisi Nazım Hikmet'tir. B. Günlük yaşamdaki her şey şiirde konu olabilir. Şiirde en basit, en sıradan insanlar ve olaylardan söz edilebilir diyen topluluk Garipçilerdir. C. Çehov tarzı öykünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcilerinden biri Cumhuriyet dönemi sanatçısı Memduh Şevket Esendal'dır. D. Garip adlı kitapla ortaya çıkan Birinci Yeni Hareketi'nin öncüleri Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu'dur. E. İkinci Yeni Edebi topluluğunun sanatçıları şiirde halk kültüründen kopmamak,
folklorden uzaklaşmamak gerektiğini savunmuşlardır. Arkadaşlar, dördüncü sorumuzun çözümü A, B, C ve D seçeneklerindeki cümlelerdeki bilgiler tamamıyla doğrudur. E seçeneğinde ikinci yeni topluluğu şiirde halk kültüründen kopmak ve folklorden uzaklaşmayı savunmaktadır ve bu yüzden doğru seçeneğimiz E şıkkıdır. Beşinci sorumuz. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet dönemi şairlerinden olan sanatçı, şiirlerinden başka inceleme, araştırma ve tiyatro alanında da eserler vermiştir. Faruk Nafiz'in açtığı memleketçi şiir yolunda yürümüş, şiire yeni bir ses ve söyleyiş güzelliği getirmiştir. Şiirlerinde folklörden ve halk edebiyatından, günlük yaşantıdan yararlanmıştır. A. Sait Faik Abasıyanık, B. Nurullah Ataç, C. Ziya Osman Sabah, D. Ahmet Muhip Diranaz, E. Ahmet Kutsi Tecer. Arkadaşlar, beşinci sorumuzun çözümü. Parçada tanıtılan sanatçı E seçeneğindeki Ahmet Kutsi Tecer'dir. Bu yüzden doğru seçeneğimiz E şıkkıdır. Altıncı sorumuz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir şeklinde. Nokta nokta Cumhuriyet döneminin önemli bir deneme ve eleştiri yazarıdır. Edebiyata şiirle başlayan sanatçı daha sonra deneme ve eleştiride karar kılmıştır. Dildeki bütün yabancı sözcüklerin atılması taraftarı olmuştur. Ve yeni şiir ve yeni şair ve yazarların sanat dünyasına tanıtılması konusunda öncülük etmiştir. A. Cevdet Kudret, B. Nurullah Ataç, C. Yaşar Nabi Nayır, D. Suud Kemal Yetkin, E. Ziya Osman Sabah. Arkadaşlar, 6. sorumuzun çözümü. Deneme, inceleme ve eleştirileriyle ünlü, Türkçe'de yabancı sözcük kullanılmasını doğru bulmayan sanatçı Nurullah Ataş'tır. Bu yüzden doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. 7. sorumuz. Birinci yeni ve ikinci yeninin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Şiir dili halkın konuştuğu dil olmalı. B. Edebi sanatlara özgürlük tanıyarak eserlerde yer verilmeli. C. Ölçü ve uyak kurallarından kurtulunmalı. D. Şiirde esprili, nükteli, şaşırtmaya dayalı bir anlayış seçilmeli. E. İmgeye dayalı bir şiir anlayışı oluşturulmalı. Arkadaşlar, 7. sorumuzun çözümü. A seçeneğinde birinci yeni topluluğu yani garip topluluğuna ait bir özellik. B seçeneğinde ikinci yeni topluluğuna ait bir özellik. D seçeneğinde yine birinci yeni yani garipçiler topluluğuna ait bir özellik. E seçeneğinde ise ikinci yeni topluluğuna ait bir özelliğe yer verilmiştir. Her iki topluluğa ait özellik ise C seçeneğindeki ölçü ve uyak kurallarından kurtulmaktır. Bu yüzden doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Sekizinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi ikinci yeniye bağlı sanatçılardan biri değildir? A. Edip Cansever, B. Turgut Uyar, C. Cemal Süreya, D. Melih Cevdet Anday, E. Sezai Karakoç. Arkadaşlar, 8. sorunun çözümü. A seçeneği, B, C ve E seçeneklerinde verilen sanatçılar ikinci yeni topluluğuna bağlı sanatçılardandır. D seçeneğinde Melih Cevdet Anday birinci yeni topluluğuna, garip akımına bağlı sanatçılar içerisindedir. Doğru seçenek bu yüzden D şıkkıdır. 9. sorumuz. Bu parçada özellikleri verilen şiir akımı topluluğu aşağıdakilerden hangisidir şeklinde. Parçayı okuyorum hemen. Geleneksel şiir anlayışına tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Şiirde köklü değişikliklere yol açmışlar, şiiri ölçü ve uyaktan uzaklaştırmışlardır. Günlük yaşamdaki her şeyin şiirin konusu olabileceğini, şiirde en basit, en sıradan insanlardan söz edilebileceğini savunmuşlardır. Onlara göre şiirin dili halkın konuştuğu dil olmalıdır. A. Beşececiler, B. Garipçiler, C. İkinci Yeniler, D. Yedi Meşaleciler, E. Genç Kalemler. Arkadaşlar, 9. sorumuzun doğru seçeneği garipçilerdir. Bu yüzden B şıkkı 9. sorumuzun doğru seçeneği. 10. sorumuz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir şeklinde. Şiirlerinde romantik bir duyarlılıkla toplumsal gerçekçilik açısından çağımıza, yaşadığımız günlere bakar.
Gerçeklerden çok anılara sığınan bir karakter yapısı vardır. Serüven tutkulu bir şair olarak bilinen nokta 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 en çok aşk, intihar, ölüm, kavga, kahramanlık temalarını işler. Şiirlerinde divan şiirinin biçim özelliklerinden, imgelerinden de yararlanır. A. Melih Cevdet Anday, B. Orhan Veli Kanık, C. Cahit Külebi, D. Behçet Necatigil, E. Atilla İlhan. Evet arkadaşlar, 10. sorumuzun doğru seçeneği E şıkkı, yani Atilla İlhan'dır. Evet, bugün sizlerle birlikte Cumhuriyet dönemi edebiyatına değindik. Cumhuriyet dönemi edebiyatını iki aşamada inceledik. 1940, 1923 ve 1940 yılları arasında gelişen Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı ve 1940 sonrasında gelişen Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı diye. Bu iki yıllar arasında oluşan edebi topluluklara yer verdik ve önemli sanatçıların birkaçına değindik. Genel olarak arkadaşlar Cumhuriyet dönemi edebiyatı ile ilgili anlatabileceklerimiz bunlar ve ÖSS sınavında karşınıza çıkabilecek soru örnekleri de daha az önce cevaplandırdığımız gibi. Tabi edebiyat arkadaşlar devamlı tekrarı yapılması istenen bir konu. Bu yüzden tekrarları yaptıktan sonra konuyla ilgili testleri çözmenizi öneririm şimdiden sizlere. Başarılar diliyorum.